Hayret. Hayır, ne yapıyorsun? Allah aşkına ne yapıyorsun? Tamam, geldin gördün işte. Mevlüt de buradaydın, taziyeni ilettin. Vallahi birisi birisi görecek, yanlış anlayacak. Ne olursun git artık. Bildir, kurban olayım. Benim onunla bir konuşmam lazım ya. Nasıl olacak Hayri? Görmedin mi içeriği? Ya işte bilmiyorum. Görmedin mi sen? Cenazede elimi uzattım, elimi tutmadı. Yüzüme bile bakmıyor yani. Konuşuyorum, bir şey söyleme. Niye böyle oldu şimdi? Hayır, ne yaşadınız ben ne bileyim? Ha? Aranızda bir gerginlik mi var? Bilmiyorum ki, ne oldu? Ya çok süper değildik ama böyle de değildik. Düşman gibi de değildik ya. Yani en azından iki laf konuşabiliyorduk. Böyle birbirimizin yüzüne bakıyorduk. Kurban olayım, bir şekilde beni konuştur bunu. Hayır, ne yapayım? Ya tamam, seni de anlıyorum ama şimdi ne yapayım ben şu anda? Sen söyle. Ya işte ne bileyim, bir yolunu bulsan, şey yapsan. Yani gitsem, konuşsam, bir iki cümle bir şey söylesem. Yoksa vallahi bak, gidip içeriye kendim konuşacağım. Sakın. Sakın. Bak, bir kere geldin girdin, ne olduğunu gördüm. Ben halledeceğim. Tamam mı? Bir yolunu bulacağım bir şekilde. Sakın bir delilik yapayım deme. Ne tuhaf değil mi? Bir gün bakıyorsun, kimsesiz kalmışsın. Tanem, niye kimsesiz olasın? Biz varız. Ben varım. Hafiş var, Sedat var. Nefes alamıyorum bile. Otoparka gideceğim. Bilgisayarım arabada kalmış. Onu alayım, tamam? Tamam canım. Hadi git sen. Alt otoparka bıraktım da ben. Orası biraz ıssız ya. Beraber gidelim mi? Benim şu an hiçbir şey halim yok. Bilir, gelemem. Takoyla Ercan'a söyle, onlar gidip alsınlar. Onlar da çok yoruldu ya bütün gün. Gelen giden. Ben tek gideyim o zaman. Alayım geleyim. Telefonumun sesini açar mısın? Ben bir şey olursa seni arayayım. Ya neye takıldım, bu kadar anlamadım. Alt tarafı şuradaki otopark işte. Tamam, geliyorum. Ben de bir nefes almış olurum. Üstüme bir şey alıp geliyorum. Çıkıyoruz, alt otoparka gel. Ya sana inanamıyorum gerçekten. Hakikaten size inanamıyorum yani. Nalan bir dur. Bak, beni de çok zor durumda bırakıyor, lütfen. Ne konuşacaksanız konuşun lütfen. Ya ben biriyle konuşmak istemiyorum. Ben biriyle konuşmak istemiyorum. Nalan. İki cümle edeceğim, dinler misin? Nalan.
Erdem, ben sadece senin yanında olmak istiyorum. Yani ellerini tutup yanında olduğumu hissettirmek istiyorum sana. Niye öyle bakıyorsun Nalan? Niye bu kadar uzaksın, niye bu kadar soğuksun? Kurban olayım, bu kadar uzak olma, soğuk davranma, sanki el gibi. Ben senin yanında olmak, senin acılarını hafifletmek istiyorum. Bunun için elimden gelen her şeyi yaparım. Söz biliyorsun, yaparım. Ama sadece bir kere izin versen, ha? Kurban olayım, bir şey söyle, bir şey söyle artık. Yani bak, aramızda da bir engel de kalmadı artık. Yani korkacak bir şey yok, kork. Ne diyorsun ya? Ne engelinden bahsediyorsun sen? Ne öyle demek istemedim. Engel ne demek ya? Ama yanlış anladım. Neyi yanlış anladım? Senin yanlış engel dediğin ama... benim annem. Tamam, biliyorum, özür dilerim. Öyle demek istemedim. Hani bizim ayrılmamıza şey olmuştu, tehdit etmişti seni. Allah mekanını cennet etsin ama öyle demek istedim. Tamam. Özür dilerim. Tamam, özür dilerim. Hayır. Daha fazla konuşmayalım. Tamam mı? Daha fazla uzatmayalım. Gereği yok, lüzumu yok gerçekten. Annem bana aylarca anlatmaya çalıştı, anlamadım. Görmek istemedim. Bunun nasıl bir hata olduğunu görmek istemedim. Ama şimdi görüyorum. O yüzden bundan sonra beni arama. Bana mesaj atma, çünkü cevap vermeyeceğim. Bitti. Ne olur artık bunu kabullen. Nalan, yapma bunu bize. Biz diye bir şey yok. Biz diye bir şey yok, olmamalı, anladın mı? Olmamalı. Bak, durumu zorlaştırma. Bu böyle devam ederse Rafet Bey'le konuşmak zorunda kalacağım. Durumu anlatmak zorunda kalacağım. İşin içinden çıkamayacağız. Sen de ben de yapma. Gel. Geleyim mi biraz? Pek uyku tutmadı da kusura bakma. Tabii ki. Gel. Bir yudum içer misin? Sana da koyayım mı? Ha, yok. Uyku ilacı içtim. Gerçi oldu, pek bir işe yaramadı ama. Hep böyle mi olacak acaba? Ne o? Annem hala evdeymiş gibi. Sanki bir yerlerden bana sesleniyor gibi geliyor. Kapı bir anda açılıp böyle ne yapıyorsunuz burada diyecek gibi geliyor. Var gibi ama yok. Zormuş yani bu his. Hakikaten ağır bir ismiş. Hiç bu kadar canımdan birini kaybetmedim. Sana nasıl yardım edeceğim bilemiyorum. Bana zaten kimse yardım edemez herhalde şu an. Ben şansımı denemeye hazırım. Zoru severim. Hala kendini suçlu hissediyor musun? Zamanla geçer herhalde. Bu da, değil mi? Annem gidince içimden çok büyük bir şey koptu benim. O öyle bir şey ki, hem bizi annemle birbirimize bağlayan, hem de bizi birbirimizden ölesiye uzak tutan bir şey, bir bağ. Korku. O kadar korkardım ki. Bir bakışından korkardım. Gülüşünden. Hiç insan annesinin gülüşünden korkar mı? Ben korkardım işte. Söylediklerinden korkardım, söylemediklerinden, yaptıklarından, yapmadıklarından. Her şeyden korkardım. Onu mutsuz etmekten çok korkardım.
yanlışlıkla bir şey yapacağım da huzurunu kaçıracağım diye çok korkardım. Çocukken onu sinirlendirdiğim zaman... Yani bu çok nadir görülen bir durumdu. Zaten onu sinirlendirecek bir şey yapmazdım da. Ola ki sinirlendirdim. O zaman istemediği bir şey yaptığı zaman odasına girerdi. Ağlardı. Sürekli dua ederdi mesela. Allah'ım canımı al da kurtulayım diye. O kadar korkardım ki Muzo. Benim yüzümden kendine bir şey yapacak diye. Ona bir şey olacak diye o kadar korkardım ki. Sürekli kontrol ederdim onun kapısına. Böyle bakardım gizlice. İyi mi, yaşıyor mu? Al işte şimdi en korktuğum şey oldu. Artık korkacak bir şey de kalmadı. Bir nevi artık özgürüm diyebilirim. De işte bu nasıl bir özgürlük? Böyle özgürlük olur mu? Böyle özgürlük olmaz olsun. Özgürlük zamanla alışılabilen bir şey. Kendi kararlarını vermeye başlayınca böyle yavaş yavaş alışacaksın. Hiçbir baskı olmadan kendi hür iradenle verdiğin kararlar, inan bana, sana iyi gelecek. Büyüyeceksin. Ben kararımı verdim. Burada yaşamaya devam edeceğim. Sedat'la evliliğimi bir şekilde yoluna koyacağım. Nasıl verdin bu kararı? Ben onunla bayağı mutlu oldum ya. Yani. Bayağı mutlu oldum. Ne bileyim. Hani bununla da aşık mı? Bilmem. Hayatımda ilk defa öyle bir şey yaşadım. Yanında her şeyi unuttum. Hani biri bir gün gelip deseydi ki böyle çocukluğuna dair bütün acını, bütün üzüntünü, bütün hayal kırıklıklarını birinin yanında unutacaksın deseler. Hakikaten güler geçerdim ama. Hayri ile öyle oldu. Unuttum her şeyi. Doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum, sorgulamadım. Gerçekten hayatta ilk defa yüzüm güldü. Mutlu oldum. Ama durdum şimdi. Durmam lazımdı. Çünkü içime bir böyle pişmanlık yayıldı. Hayatımın en büyük yanlışı gibiydi zaten. O yüzden durmam lazımdı. Ben de durdum, vazgeçtim. Senin hiç öyle bir şey oldu mu? Yani birine çok aşık olup böyle hata üstüne hata yaptın. Oldu tabii. Olmaz mı? Yani farklı hayatlardan geliyor olsak da çocukluk acılarımız aynı. Görülmemek, sevildiğini hissetmemek. Benim de yüküm ağırdı yani. Yani hayatım boyunca hiçbir kadına güvenemedim. Çok varlıklı bir ailede büyüdüğüm için hep gözümün açık olmasını söylediler bana. Yani bir de böyle düşününce
Benim gibi birine neden bir kadına aşık olsun ki? Bak Sedat öyle değil mesela. Karşısındakine güvenmeye, karşısındakinden korunmaya ihtiyacı yok. Ama benim hep tetikte olmam gerekiyor. Eğer biri bana yaklaşıyorsa o kesin param yüzündendir diyorum. Aşk olaylarına ben biraz yenik başladım. Senin o sırtında yük diye gördüğün şeyi ben hiçbir zaman görmedim. Yani yok gibi bir şey benim için. Bunu görmeyen o kadar az kadın var ki. Hatta yok. Peki aşık oldun mu hiçbirine? Olmadığını söyleme, muhakkak olmuşsundur. Oldu. Birine güvendim. Ne oldu peki? Söyledin mi ona yani? Açıldın mı? İtiraf ettin mi? Konuşmadım. Korktum. Kim peki? Pera mı? Yok değil. Pera'yla niye evlenmek istedin o zaman? Ben sanırım Pera'nın bana aşık olmasına aşık oldum. Kim peki aşık oldun? Tanıyor muyum ben? Sedat da bu sefer olacak mı? Dua et benim için. Dua et ki olsun. Dua et ki bir yolunu bulabileyim. Edeceğim. Söz. Başımı dizine koyabilir miyim? Çok iyi geldi çünkü burada olmak. Tabii. Gel. Saçımı da biraz sever misin? Sorabilir miyim? Hı hı. Bu verdiğin karardan hayrın haberi var mı? Var. Ne diyor peki? Hayrı vazgeçecek mi diye soruyorsun. Yani çok vazgeçecek birine benzemiyor. Evet, o yüzden soruyorum. Bir daha ona yumruk atmanı gerektirecek bir durum yaşanmayacak, söz veririm. Ona yumruk attığını biliyorum. O kadar şaşırdım ki duyunca. Senin birine yumruk atmış olman. Bana başka bir çare bırakmamıştı. Vazgeçecek. Yolumdan çekilecek biliyorum. Başka çaresi yok zaten. Ben de Sedat'la iyi olacağım. Bulacağım bir yolunu. Mutlu olmayı öğreneceğim. En kötü birlikte yaşayabilmeyi öğreneceğim. Böylesi daha iyi olacak.
En azından vicdan azabı yaşamayacağım. Ama sen de aşık olduğun kadınla git konuş, olur mu? İçine dök. Seni tanımasına izin ver. Belki senin bizi tahmin ettiğin kadar imkansız değildir. Ya benim ne yapıp edip bir şekilde Nalan'la konuşmam lazım ya. Ulan Hayri, boş boş kıza neler söyledin ya. Ulan Hayri. Dediğin laf laf mı acaba? Feride Hanım'ın vefatı dolayısıyla yetimhanelere gönderilecek 3 öğün yemek gönderildi mi? Evet beyim, her şey hazır. Her şey hazır. Nalan nasıl? En son odasına çıktı beyim. Bu gece onun en zor gecesi. Sedat geldi mi? Görmedim. Bana bak. Bir şey biliyorsan söyle, yoksa bak canını okurum ha. Yok beyim yani. Bilmiyorum. Gelmedi sadece, ondan eminim. Ya, şu adama bak ya. Nasıl bir çocuk bu ya? Bana bak. Ne zaman gelirse gelsin, ben uyuyor da olsam beni kaldıracaksın. Anlaşıldı mı? Emredersiniz bey. Bunun kulaklarını birden çekme zamanı geldi herhalde ya. Hadi sen de gelme zaten. Git aşağı. Döndü, nereye gidiyorsun? Kolonya alacağım, mutfakta kalmamış da. Ay hanımım, hiç iyi değil Tako. Sedat Bey de kaşla göz arasında sıvışmış. Kim bilir nereye gitti. Artık Feride Hanım da yok. En çok ondan korkar. İnşallah iyice iplerini koparmaz yani. Allah yazdıysa olsun dediğim. Diyelim ki. Hadi gel seni yukarı çıkaralım. Yatağında daha rahat uyursun. Alo.
Sedat, yavrum. Hı. Sen bu saate kadar neredeydin oğlum? Yeni mi geldin sen? Ya şimdi geldim anne, evet. Neredeydin sen? İşe dalmışım biraz. Baktım saate geç olmuş. Atladım geldim. Sen Allah sizi... Niye kokluyorsun? Niye kokluyorsun ya? Kahretmesin. Ya niye kokluyorsun çocuk gibi? Bizi toplamayın. Yine bana geberteceğim seni. Allah'ın cezası. Yapacaktım. Gidiyorum deyip nerelerde zıkkımlandın sen? Bırak. Allah Allah. İşte içtim işte, bir iki bardak bir şey içtim ya. Biz ne yaptık bütün gece? Senin rahmetli kayınvalidene helvalar yaptık, mevlütler okuttuk. Sen böyle mi uğurluyorsun kayınvalideni? Ya, ya ben içmeyeyim de kim deresin anneciğim? En sevdiğim kayınvalidem ölmüş şurada ya. Tam da böyle en şeker olduğu zamanda. Kim içsin ben içmeyeyim de? Vallahi bu benim elimde kalacak ya. Vallahi seni geberteceğim o olacak ha. Sen git biraz karınla ilgilen. Kadıncağız perişan oldu ya. Yukarıda mı hala? Nerede? Yukarıda mı diye soruyor bana ya. Nerede olacak? Git git karınla ilgilen diyorum sana. Duymuyor musun? Bir su içeyim ondan sonra geçeyim. Ay sular... Kötü söz söyleyeceğim şimdi ya. İçin yanıyor. İçin anlamıyorsunuz ki. Senin için batsın evlat gibi. Ya ben sana bir ilaç vereyim. Lan cezası ya. Vallahi hücreten gideceğim bu çocuğun yüzünden. Varsa yoksa Sedat. Ah. Adama bir su bile içirmiyorlar helalinden ya. Neredesin Nalan ya? Neredesin Nalan, neredesin?